duyurmuştu. Uyarılar dikkate alınmadığı sürece İsrail donanmasını gemileri ele geçirerek konvoyu Ashdod limanına götürmeyi planladığı söyleniyordu. Fakat gemiler İsrail askerleri tarafından çevrildi ve havadan ve karadan saldırı gerçekleşti. Gemide şu anda sırf Mavi Marmara gemisinden 6 gemi yola çıktı, tekrarlayalım, ve aldığımız bilgiler sadece Mavi Marmara gemisine ait. O Mavi Marmara gemisinde Mavi Marmara gemisinde 30 yaralı ve olduğunu ve 2 kişinin öldüğü haberi haber merkezimize ulaştı. Haberini alınca herkesten yelekleri gemiye başladı. Biz basın mensuplarında gördüğünüz gibi can yeleklerimize, kendi güvenliğimize alıp sonra da görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet, izlediğiniz ekrana yansıyan görüntüler Mavi Marmara gemisinden görüntüler. Bunlar ilk görüntüler, canlı değil şu anda. Canlı görüntüler de ara ara ekranlarınıza yansıyor. İlk görüntüler İsrail askerlerinin ilk saldırısını denizden ve havadan gerçekleştirdikten sonra geldi. Muhabirler son durumu aktardılar gemiden. Mavi Marmara gemisinde 30 yaralı olduğu ve 2 kişinin öldüğü bilgisi geldi. Diğer gemilere saldırı gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi, böyle bir netlik kazanmadı henüz. Gemilerle iletişim kurulamıyor. Ankara'daki son durumu tekrarlayalım. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı tepkisinin çok sert olacağını duyurdu ve bakanlıkta bir kriz masası oluşturuldu. Birkaç saat içinde Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmesi bekleniyor. Gabi Levi'ye ulaşıldı fakat henüz Dışişleri Bakanlığı'na gelmedi bilgisini Ankara muhabirimiz Didem Tuncay aktarmıştı. Hemen arkadaki bankta yaralı var. Her iki bankta da iki tane yaralı var. Arkadaşlar onları 6 gemi yapmaya çalışıyorlar. Bunlar bizim görebildiklerimiz. Ancak bacanın ön tarafında şu anda ekranlarınızda çok daha büyük mücadeleler var. Ve biz ilk görüntüleri seyrediyorsunuz. Sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Artık sizin yapmanız gereken şey belli. Bunları gördükten sonra buradaki insanlara mutlaka yardım etmeniz gerekiyor. Ve bu insanların buradan sağ salim kurtulması için evet, komandolar yukarıdan aşağı doğru geliyor, indiriliyor. Commandos have now descended from a helicopter in front on the front of the ship. There are still navy vessels around. Şu anda gördüğünüz görüntüler İsrail askerlerinin helikopterlerle güverteye indiği an, ilk görüntüler bunlar. İngiliz muhabir şu anda aktarıyor. Gemiye girdikleri an bu ve saldırı gerçekleşiyor. Evet, şu anda İsrail askerleri güvertede ve gemiyi sarmış durumdalar. Hem denizden hem havadan saldırı gerçekleşti. However, Israel has still sent its navy to intercept these ships. There is now another chopper, another helicopter. Bir helikopterin daha geldiğini söylüyor. Viewers should be aware that all the passengers on board, there are 600 or so passengers. 600 yolcu var diyor. They include more than 50 women. In fact, 60 kadından 60 kadın olduğunu açıkladı. Ve bebekler. Ve 88 yaşında bir rahip de var bu gemide diyor. Gel. Üst kattan helikopterlere indirme yaptılar. Önce iki zodyakla gelip sanırım bizim alt taraftaki pervaneleri etkisizleştirmeye çalıştılar. Sonra tekne yavaşladı. Tekne yavaşlayınca üzerimize bir helikopterle indirme yaptılar. 10 civarında asker indi. Fakat üst tarafta bekleyen arkadaşlar tarafından ikisi etkisiz hale getirilmişti. Biri yaralanmış, düşmüş herhalde. Onları arkadaşlar tedavi ediyorlar şu anda. Senin yüzün niye kanalı? Onları tedavi ediyorlar şu anda. Diğerleri de üst katta bekliyorlar. Yani İsrail'den istiyoruz. Burada ne onlar zarar görsün ne biz. İki askerleri şu anda arkadaşlar tarafından tedavi ediliyor. Onlara da zarar gelmesin lütfen. Bu işi engellesinler. Evet, artık bu işin engellenmesi lazım. Helikopterler buraya askerleri indirdikten sonra gittiler. Tam olarak kaç tane asker geldiğini bilmiyoruz ama onlardan da yaralanan varmış. Hep söylüyorduk, insanoğlu sonuçta savunma refleksine sahip bir varlık, yaratılışından geliyor ve kendisini savunmak istiyor. Evet, evet Bülent Bey. Hangisi bu? Bu
full, herkes burada. Şu anda bize silahlı saldırı yapıldı. Her tarafımız kan içinde ve ateş ediliyor. Şu anda ateş ediliyor. Arkadaşlarımız yaralı. Türkiye devreye girmesi lazım. Arkadaşlar herkes dağılsın. Evet, Mavi Marmara'dan İsrail'e Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoy Mavi Marmara'dan görüntüler geldi az önce ekranlarınıza. Geliyorlar, bir kez daha saldırıyorlar. Artık nasıl bir sonuç çıkacak gerçekten bilmiyoruz. Bir kez daha saldırıyorlar. Güneş doğmadan bu işi bitirmeye çalışıyorlar ve ateş ediyorlar, sürekli ateş ediyorlar. Buraya yardım etmek zorundasınız. Eğer sesimizi duyuyorsanız, eğer görüntümüzü görüyorsanız buraya yardım etmek durumundasınız. İnsanların hayatları ciddi şekilde tehlikede. 600 kişinin bulunduğu, 1 yaşında bir çocuğun bulunduğu.